Efendim, oyunumuzun kahramanı Akaki Akakiyeviç yıllardır hep aynı dereceden maaş aldığı halde bir gün olsun amirlerine sitem etmedi. Ağzı var, dili yok. Elinden kalem düşmez, başını yazdığı evraktan kaldırmaz, sadık bir devlet memuruydu. Kısa boylu, yüzü çiçek bozukları ile çopurlaşmış, kızıl saçları alnına doğru iyice seyrekleşmiş, tombul bir adamdı. Bakışlarında memur hastalığı sayılan hemoroidin acı ifadesi vardı. Akaki Akakiyeviç'i dairede kimse ciddiye almaz, saygı göstermezdi. Genç memurlar sabahtan akşama kadar onu gırgırı alırlardı. Hey arkadaşlar, biliyor musunuz sonunda Akaki Akakiyeviç'in gönül sırrını öğrendim. Yani Akaki Akakiyeviç'in bir sevgilisi mi varmış? Evet evet. İnanmıyorum, bizim Akaki Akakiyeviç'in bir sevgilisi var ha. Ya onun dosyalardan başını kaldırdığı mı var ki sevgilisi olsun? Bakmayın öyle çalışkan durduğuna, dosyalarla evraklarla uğraştığına bakmayın. Meğer saman altından su yürütürmüş. Vay canına be. Peki Akakiyeviç'in sevgilisi kimmiş? Anna Semyonovna Belebruşkina. Ya kim bu Anna Semyonovna Belebruşkina? Ya kim olacak? Akaki Akakiyeviç'in 70'lik ev sahibesi. 70'lik mi sevgili ha? Vay Akaki Akakiyeviç. Anlaşılan kadının evinde kira vermeden oturmak için onu kendisine aşık etmiş olmalı. İvan'ın anlattıkları doğru mu Akakiyeviç? Yapmayın arkadaşlar, böyle laflar çıkarmayın. Sonra kadının kulağına gider de kirama zam yapar. Hadi Akaki Akakiyeviç, gerçeği itiraf et dostum. Senin yerinde olsam mahallendeki kadın bakkalı da tavlardım Akakiyeviç. Böylece ondan da bedava alışveriş etme imkanına sahip olurdun. Lütfen beni meşgul etmeyin. Görüyorsunuz önümde yazılması gereken yığın mı evrak var. Aa, bu kadar çalışıp da kendini yorma Akakiyeviç. Bak hepimiz senin gibi memuruz. Ya. Ama senin gibi sabahtan akşama kadar çalışmıyoruz. Kusura biraz bakmayın. Dinlen, gül, eğlen. Kusura bakmayın ama benim memur anlayışım sizinkinden biraz farklı. Ben bugünkü işimi yarına bırakmam. Hı. Sonra vatandaşın işi aksar. Şimdi lütfen benimle uğraşmayın. Söyler misin Akaki Akakiyeviç? Bunca yıl hepimizden fazla çalışıyorsun da. Mükafatın ne oldu ha? Söyler misin bize? Ben söyleyeyim. Sırtındaki şu meşhur eski paltosuyla hemoroid oldu. Palto mu? Siz ona palto mu diyorsunuz? O lime lime olmuş, soğumuş şeye olsa olsa Akaki Akakiyeviç'in sabahlığı denir arkadaşlar. İşte böyle kendi halinde dürüst, çalışkan bir memurdu Akaki Akakiyeviç. Eğer onun yerinde başka bir memur olsaydı, yani üst makamlarda dayısı bulunan biri olsaydı demek istiyoruz, birkaç derece terfi eder, daire amiri olurdu. Ama gerçek o ki, dairedeki geveze memurların dediği gibi mükafatı eskimiş bir paltoyla hemoroid hastalığı olmuştu. Yine çok yoruldum bugün ama işleri bitiremedim. Akşam yemekten sonra evde tamamlarım artık. Ah, siz misiniz Bay Akakiyeviç? Evet benim bayan Anna Semyonovna. Şimdi içeri girdim. Yine elleriniz kollarınız dosyalarla dolu. Eve iş getirdiniz galiba. Ne yazık ki öyle, bugün iş çoktu. Bitiremeyince bir kısmını eve getirip yazayım dedim. Neden kendinizi bu kadar yoruyorsunuz Akakiyeviç? Devletin işi bir gecede bitmez ki. Ertesi sabah tamamlarsınız. Fark etmez. Nasıl olsa gecelere evden çıkan biri değilim. Boş vaktim çok. Durun bakayım şöyle. Bir şey mi oldu bayan? Paltonuz Akakiyeviç oldukça eskimiş. Farkında mısınız? Evet biliyorum efendim. Ama yeni bir palto yaptırmam mümkün değil. Her şey ateş pahası oldu. Ama yine de yenilemelisiniz. Bu haliyle çok komik duruyor üzerinizde. Bir ara Terzi Petrovic'e uğrayıp onarmasını isteyeyim. Belki sağını solunu düzeltebilir. Paltonuzun onarılacağını hiç sanmıyorum Akakiyeviç. Görmüyor musunuz sırtı ve omuz başları iyice büzülmüş. Astarı paltonun altından dışarı sarkıyor. Sonra yaka ve kolları da lime lime olmuş. Terzi Petrovic bu işte çok ustadır bayan. Bir gözü sakat olmasına rağmen ve devamlı sarhoş olmasına rağmen iyi bir memur terzisidir o. Sarhoş mu? Ne zoru var ki devamlı sarhoş geziyor? Aslında iyi bir adamdır ama karısı yüzünden içiyor zavallı. Neden?
Karısı ona ne yapıyor ki içmek zorunda kalıyor? Karısı kısa boylu, şişman, kısır ve çirkin yüzlü bir Alman. Zavallı Petrovic karısını güzel görmek için içip içip sarhoş oluyor. Ama inanın bana, Petrovic ayık olduğu zamanlar çok güzel yama yapar. Frak ve paltoları ters yüz eder. Benim gibi dar gelirli bir memuru yeni elbise almaktan kurtarır. Bıktım bu memur takımından. Nerede tahta bezi yapılmayacak elbise varsa getirip onar diyorlar. Kolay gelsin Petrovic usta. Eyvallah. Şu hale bak. Bu elbisenin yama tutacak hali mi kalmış? Çöplüğe atılacak şeyleri bana getiriyorlar. Ne o Petrovic usta? Hem elindeki ceketi onarıyorsun hem de kendi kendine homurdanıp duruyorsun. Homurdanırım tabii. Bıktım bu memur milletinden. Aldıkları bir şeyi en az 10 sene giyiyorlar. Sonra da aman Petrovic usta, bunu onar diyorlar. Böyleleri insanı meslekten nefret ettiriyor. Durun bakayım. Siz de o zavallı memurlardan değil misiniz ha? Evet, tanımadın mı beni? Akaki Akakievich. Hatırladım, evet hatırladım. 9 yıl önce bana bir palto diktirmiştiniz. Evet, evet Petrovic usta, unutmamışsın. Peki, ne istiyorsunuz Bay Akakievich? Şey için geldim, yani havalar soğumaya başladı. Bana diktiğiniz o palto da biraz eskidi. Ne eskimesi ya, mutlaka kevgire dönmüştür. 9 yılda insanlar bile eskiyor. Haklısın Petrovic usta. Yani onarsan diyecektim. Onarmak mı? Evet, senin fazla vaktini almaz. Bir iki yamalık işi var. Sen de görünce bana hak verirsin. Hem o kadar da eski değil. Biraz tozlandığı için böyle görünüyor. Aslında sadece omuz ve sırt tarafı eskimiş. Ama eline almışken yakasına da bir yama geçirirsin. Belki dirseklere de. Ver bakayım şunu. Ah. Evet. Fazla işi yok değil mi Petrovic usta? Sana söylemiştim. Bir gününü ya alır ya almaz. Kötü, kötü. Bunun tamire gelir tarafı kalmamış Bay Akakievich. Kumaş dökülüyor. Dikiş tutmaz. İnanın elimde kalır. Yapma Petrovic usta. Sadece omuz kısmı açılmış. Sen maharetli bir adamsın. Uygun bir parça bulur yamarsın. Mesele yamada değil. Yama bulması kolay. Paltonun kumaşı çürümüş diyorum, anlamıyor musunuz? Dökülüyor. Yama tutmaz bu. Olsun, yine de sen bir kolayını bulursun. Kolayı filan yok bunun. Ben buna hiçbir şey yapamam. Siz en iyisi bunu götürün. Kış bastırınca keser. Boyunbağı ve paçalık yaparsınız. Bir takım kendinize ayırır, diğerlerini de satarsınız. İyi para eder ha. Alman çoraplarından daha iyidir. Acelesi yok Petrovic usta. Boş bir zamanınızda icabına bakarsınız. Olmaz dedim ya. Siz bu kalbura dönmüş paltodan ümidinizi kesin Akaki Akakievich. Yenisini dikmekten başka çare yok efendim. Yeni mi? Evet. Olmaz, mümkün değil bu. Hoppala, niye? Çünkü benim o kadar param yok Petrovic usta. Yeni bir palto diktiremem. O zaman siz de bu delik deşik olmuş palto eskisiyle işe gider gelirsiniz. Biraz düşünmem lazım. Bunun düşünecek bir tarafı yok Bay Akakievich. Soğuklar yakında bastırır. Yenisini diktirmekten başka çareniz yok. Peki kaça şey edersin? Yani kaça şey olur ya, yeni bir palto? Yani yeni bir palto diktirecek kadar param yok. Ama merak ettim de. Kumaşını en iyi yerden ve en ucuza alabilirim. Dikişine gelince tam üzerinize göre dikeceğimden şüpheniz olmasın. Kaça mal olur kaça? Onu söyle Petrovic usta.
Siz madem eski müşterimsiniz, hatırınız için her şey içinde 200 rubleye mal ederiz. Ne? 200 ruble mi? Bir palto için 200 ruble ha? O da sizin için Akakiyeviç. Hiçbir terzi bu fiyata iyi bir palto dikmez. Yakasına kürk, içine müflonlu astar koyarsanız 200'ü de geçer. Aman Allah'ım. Ya. 200 ruble ha? Neyse, ben gideyim de düşüneyim Petroviç Usta. Yaptıracak olursam sana gelirim. Sen bilirsin. Demek terzi paltonuzu onarmaya yanaşmadı ha Akaki Akakiyeviç? Evet efendim. Paltomun iyice eskidiğini, yama tutmayacağını söyledi. Mutlaka yeni bir palto diktirmem gerekiyormuş. Ne var bunda? Siz de diktirin. Sizi tanıdığımdan beri aynı paltoyu giyiyorsunuz. Elbette eskiyecek. Evet ama yeni bir palto diktirmek kolay mı sanıyorsunuz? Kaç rubleye mal oluyormuş? 200. Gerçekten de çok pahalıymış. Bu yüzden diktirmem mümkün değil. Ama paltosuz da yapamam. Peki ne yapacaksınız Akaki Akakiyeviç? Hafta sonu bir daha gideceğim. O zamana kadar parası biter. Bir tamir işi gelse de şarap parası çıksa diye kapıyı gözler. Karısı da para vermeyeceğine göre ben yetişirim imdadına. O zaman paltonuzu onarır mı? Bundan %100 eminim. Kapıda beni görünce sevincinden deliye döner Petroviç Usta. Eline bir gümüş onluk sıkıştırınca yerlere kadar eğilir. Emredin beyefendi diye yalvarır. Siz de öyle yapın bari. Hey Akaki Akakiyeviç. Üzerindeki şu paltonun uzaktan akrabasını değiştir artık dostum. İvan doğru söylüyor Akaki Akakiyeviç. O palto artık sana yakışmıyor. Gören seni dilenci zanneder. Farkındayım baylar. Onartmak için terzi Petroviç'e gittim ama sarhoş herif bir türlü onarmaya yanaşmadı. İlle de yenisini dikerim dedi. Madem öyle sen de yenisini diktir dostum. Şöyle yakası ve kolları küklü bir palto sana çok yakışır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet tabii kelli felli adam güzel durur. Doğrusunu söylüyorsunuz ama ne yazık ki yeni bir palto diktirecek kadar param yok. Niye? Çok mu pahalı? Terzi 200 ruble istedi. Aman ödersin canım, nasıl olsa aybaşı ikramiye alacaksın. Evet ama ikramiyenin yeri hazır. Yeni bir palto alacağım. Ayakkabıcıya tamir borcumu ödeyeceğim. İki gömlek diktireceğim. Kaç parça iş çamaşırı alacağım bilemiyorum. Al, paran artmıyor mu? 20 ruble artıyor ama onunla da paltoyu diktiremem. Görüyorsunuz tek çare yine eski paltomu onartmak. Geçen sefer Petroviç Usta'yı kandıramadım ama bu sefer mutlaka kandıracağım. Kolay gelsin Petroviç Usta. Oho siz misiniz Akakiyeviç? Sizi görmek ne saadet beyim. Görüyorum ki bugün boşsun. Elinde iş yok. Kısmet işte. Bir müşteri gelir diye bekliyorum. Güzel. Madem işlerin hafiflemiş, şu benim paltoyu bir günde onarırsın artık. Bakın Bay Akaki, geçen gün de söyledim size. O palto adam olmaz. Yenisini diktirmekten başka çareniz yok. Şu gümüş onluğu al hele, al al. Teşekkür ederim Akakiyeviç. Doğrusu paraya da çok ihtiyacım vardı ya. Gördün mü? Tam zamanında imdadına yetiştim. Şerefinize bir şişe bitirir kendime gelirim. Paltodan yana hiç tasanız olmasın. En iyisini en uygun fiyata dikerim. Yo yo, yeni bir palto istemiyorum Petroviç Usta. Senden eski paltomu adama benzetmeni istiyorum. Olmaz dedim ya bayım, olmaz. Gel sen beni dinle. Sana öyle bir palto dikeceğim ki herkes parmakla gösterecek. Hele kaça çıktığını duyunca daha da şaşıracaklar. Bu fiyata böyle bir palto imkansız, olmaz diyecekler. Petroviç Usta sen maharetli bir adamsın. Paltomu en iyi şekilde tamir edeceğine eminim. Ücretine gelince emeğini boşa çıkarmam. Birkaç köpek daha veririm. Yahu kaç kere söyleyeceğim size Akaki Akakiyeviç. Şu tamir işinden ümidinizi kesin. Ama o paltonun işi bitmiş, tamire gelmez.
Boşuna vakit kaybetmeyin. Yenisini konuşalım biz. Demek o pis sarhoşu eski paltonuzu tamir ettirmek için ikna edemediniz ha Akaki Akakiyeviç. Ne yazık ki öyle. Çaresiz yeni bir palto diktirmek zorunda kalacağım. Madem öyle pazarlık edin terziyle. 200 rubleye palto mu dikilirmiş? Edeceğim tabii. Etmez olur muyum? Siz bakmayın o sarhoş terzinin 200 ruble istemesine. 100 rubleye bile razı ederim onu ben. Razı olur mu? Olur olur. Eğer ilk seferde razı olursa bir pazarlık daha yapar 80 rubleye düşürebilirim. Peki 80 rubleyi nasıl bulacaksınız? Hepsini bulmam imkansız. Belki yarısını bulur buluştururum. Yarısı dediğiniz 40 ruble. Bu kadar paranız var mı? Var. Maaştan azar azar kumbaraya atıp biriktirmiştim. Peki ya kalan yarısını nasıl ödeyeceksiniz Akaki Akakiyeviç? Bunun için bir sene daha dişimi sıkarak masrafları kısacağım. Ve bir Hint fakiri gibi yaşayarak 40 ruble daha biriktireceğim. Kolay gelsin Petrovic usta. Oo, saygıdeğer Akakiyeviç. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Umarım kendinize yeni bir palto diktirmeye karar vermişsinizdir. Evet, verdim Petrovic usta. Güzel. Kendime yeni bir palto diktirmem şart oldu. İşte buna sevindim Sayın Akakiyeviç. Size öyle bir palto dikeceğim ki görenler parmaklarını sıracaklar. Kumaşı çok dayanıklı olacak değil mi? Of of, ben de nasıl. Eski paltonuz 9 sene idare etmişti sizi, öyle değil mi? Evet. Peki yenisi kaç yıl idare eder? Hiç merak etmeyin. Sizi öteki tarafa götürecek kadar idare eder bayım. Yani çok uzun sene dayanır. Yakasına ne koyacaksın? Kürk koyacağım. Ama tilki ya da tavşan değil. Onlar çok pahalı. Kedi kürkü koyacağım. Kollarına da kürk koyarsın değil mi? Tabii koyarım. Koyarım. Koymaz olur muyum hiç? Aynı kumaştan ve aynı kürkten başıma da bir kalpak isterim Petrovic usta. Tamam. Kumaştan artırır, size bir de kalpak yaparım. Ne kadar istemiştin yeni palto için? Sadece 200 ruble. Hepsi içinde. Dikişi, kumaşı. Yok, mümkün değil, mümkün değil. Bu kadar parayı ödeyemem Petrovic usta. 200 ruble benim bir yıllık maaşım bile değil. Çok istedin, çok. Canım dur, kızma hemen. Pazarlık payı var tabii. 20 rublesini almam sizden Akaki Akakiyeviç. Yine de çok. 180 ruble bile veremem. Biraz daha indir şunu bakalım. Biraz daha indirelim. Peki ne kadar iner? 150 rubleye diker. Bu da çok Petrovic usta. Benim gibi bir adam nasıl 150 ruble verebilir? Biraz anlayışlı ol. Bak elinde doğru dürüst iş yok. Olacağını söyle de anlaşalım. Hem sen iş yap hem de benim işim görülsün. Değil mi? Peki siz ne kadar vereceksiniz Sayın Akaki Akakiyeviç? Bugün içki içtin mi Petrovic usta? Ne gezer? Karı olacak cadolos para mı veriyor ki içeyim? Bir haftadır ağzıma musluk suyundan başka bir şey koymadım. Tahmin etmiştim. Bak sana ne getirdim. Vay canına, gözlerime inanamıyorum. O elinizdeki içki şişesi değil mi Sayın Akakiyeviç? Evet, sana getirdim Petrovic usta. Bilirim, içmeden seninle pazarlık yapılmaz. Evet, bu çok doğru. Verin şunu bakayım, bir içeyim. Oh, ne zamandır hasret kalmıştım zıkkımlanmaya. Ne diyorduk ya yani şimdi? Size yeni bir palto dikecektim değil mi? Akakiyeviç. Evet. Ne kadar istemiştim sizden? 100 ruble. Ama daha pazarlık yapmamıştık. Evet. Şimdi şimdi 100 ruble istemiştim. Var mı 100 ruble? Evet, eğer 80 rubleye razı olursan diktiririm. Ne dersin? 80 ruble? Ne yapalım? Ne olsun? Tamam. 80 ruble. Şöyle ayakta durun da bir ölçünüzü alayım Akaki Akakiyeviç. Olur.
Mezrum neredeydi bakayım ya? Ah, şurada masanın üzerindeymiş. Nereye gitti ya o? Burada da yok. Boynunda asılı Petrovic usta. Ya boynum koptun görmedim. Evet ya, buradaymış boynumda. Ulan kim koydu bunu boynuma ya? Biraz demek fazla kaçırmış. Tamam, şimdi ölçüyü alırım. Paltonun uzunluğu ayak bileklerimi de kaplasın. Ölçüyü öyle al usta. Ya o kadar uzun ha. İşte, olur mu? Palto bu ya, sabahlık mı? Yani... Olsun, soğukta ayak bileklerim üşüyor. Pekala, öyle istiyorsan öyle olsun. Şimdi 1.60 uzunluk. Şimdi de böyle gövdenin ölçüsünü bir alalım bakalım. Biraz bol olsun Petrovic usta, zengin gösteriyor. Tamam. 1.20'de gövde kalınlığı. Maşallah, yani iyi vesileymişsiniz Akakiyeviç. Bu maaşla ne yiyip içtiniz de bu kadar şiştiniz? Yani... Tamam mı? Ölçüleri aldın mı usta? Tamam aldım. Ne zaman dikmeye başlıyoruz? Önümüzdeki yıl. Tamam. Ne? Önümüzdeki yıl mı? Ben çok mu içtim anlayamadım. Ne dediniz Akakiyeviç? Önümüzdeki yıl dedim Petrovic usta. O zamana kadar para biriktireceğim. Akakiyeviç, palto işini ne yaptın? Terzi onardı mı? Ne gezer? Namussuz herif yenisini diktirmekten başka çaren yok diye tutturdu. Peki yenisini diktirebilecek misin? Evet ama ancak 1 yıl sonra. Aman Allah'ım. Bir yıl daha senin sırtındaki bu peşmürde paltoyla mı göreceğiz Akakiyeviç? Başka çarem yok. 1 yıl masraftan kesip para biriktireceğim. Söylesene Akakiyeviç, hangi masraflarından kısacaksın? İşe ilk olarak akşam çaylarını kaldırmakla başlayacağım. Yani 1 yıl süreyle akşamları çay içmeyeceksin. Öyle mi? Evet. Tabii çay içmeyince mum yapmama da gerek kalmayacak. Böylece aynı anda hem çaydan hem de mumdan tasarruf edeceğim. İyi de Akakiyeviç, akşamları eve yazı götürüyorsun. Karanlıkta nasıl çalışacaksın? Ev sahibimin odasında oturacağım. İyi de o koca karı 1 yıl süreyle her akşam senin odasında isteyecek mi bakalım? Neden istemesin canım? Bilmiyor musunuz, ev sahibesinin gözü Akakiyeviç'te. Bayılıyor ona, bayılıyor. Peki Akakiyeviç, başka nelerden tasarruf edeceksin? Ayakkabılarımı eskitmemek için en düzgün yollardan işe gidip geleceğim. Yere çok yumuşak basacağım ve böylece ayakkabılarımı eskimekten kurtarıp tamir ettirmeyeceğim. Ya sen insanı öldürürsün be Akakiye. Yani, tasarruf olarak bunlar yetmez Akakiyeviç. İkramiye alınca kendime yeni bir pantolon alacağım. 2 tane de gömlek diktireceğim. Pantolon almaktan vazgeçtim. Gömleği de 1 tane diktireceğim. İyi de koca yılı bir tek pantolon ve gömlekle nasıl idare edeceksin? Akşam eve döner dönmez hemen üstündekileri çıkartıp pijamamı giyeceğim. Yahu Akakiyeviç, kendini bu kadar sıkıntıya sokacağına şu ev sahiben Anna Semyona ile evlensen diyorum. Yani Ivan doğru söylüyor Akakiyeviç. Kadının koca apartmanı var. Kira vermediğin gibi kira da alırsın. Abi. İstediğin gibi yaşayabilirsin. Para biriktirme zahmetine katlanmadan kendine en güzelinden kaliteli bir palto bile yaptırırsın. Yapmayın baylar, ben 45 yaşındayım. Oysa o benden 20-25 yaş büyük. Böyle bir kadınla nasıl evlenirim? Ya ne fark eder dostum? Nasıl olsa odanda mum yakmamak için 1 yıl boyunca onun odasında oturacaksın. İlk günlerde bu kısıtlamalara alışması kolay olmadı Akaki Akakiyeviç'in. Fakat diktireceği yeni paltonun hayali onu avutmaya yetti. Sanki evlenmeye niyetlenmiş gibi kendisini mutlu hissediyordu. Yeni palto çekici güzel bir gelin silüetinde onun rüyalarını süslüyor, bütün gecelerini hatta bütün gününü dolduruyordu. Yeni paltosuna kavuşma tutkusu öyle ağır bastı ki akşam yemeklerini de kaldırmaya karar verdi. Aç karnına yatınca daha güzel rüyalar görüyordu. Akaki Akakiyeviç. Buyurun Anna Semyonova. Yanlış anlamayın ama 3 aydır her akşam iş çıkışı benim odama geliyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı? Ne sebebi olabilir ki efendim, sizi çok severim. Sohbetinizden hoşlanıyorum. Sohbet de edemiyoruz ki sizinle.
Hiç konuşmuyorsunuz. Yaptığım çayı içip işten getirdiğiniz yazıları yazmaya başlıyorsunuz. Şey, malum devlet işi. Gündüz dairede bitiremiyorum. Siz nasılsınız efendim? Gününüz nasıl geçti? Ve böylece aylar aylara eklendi. Yaptığı tasarruflar sonucu Akaki Akakiyeviç'in serveti 70 rubleye ulaştı. Yeni paltosunu diktirmek için 10 rublelik bir açığı kalmıştı. Ne yapacağını kara kara düşünürken birden müdür ikramiye olarak 40 ruble yerine 60 ruble verince bu sıkıntısı da bitmiş oldu. Artık yakası ve kolları kürklü paltosunu diktirebilirdi. Ertesi günü Petrovic ustanın kapısına dayandı ve birlikte çarşıya çıkarak paltonun kumaşını, kürkünü ve astlarını aldılar. Evet, görüyorsunuz işte Akaki Akakiyeviç, paltonuzun kumaşı en iyisinden. Astarı da pamuklu. Evet, astarın parlaklığı ipeği andırıyor. Sağlamlığına da diyecek yok. Kesinlikle bu astar paltodan önce eskimez Sayın Akakiyeviç. Ayrıca yakaya ve kollara koyacağım kedi derisi uzaktan samur gibi gözüküyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Evet haklısınız Petrovic Usta. Artık paltoyu dikmeye başlayabilirim. Petrovic Usta, öyle bir palto dikecek ve öyle özeneceksin ki Nevski Caddesi'ndeki terzilerin elinden çıkmış gibi olacak. Nevski Caddesi'ndeki terziler de kim oluyormuş? Ben dikişleri evimde yapıyorsam vergi vermemek için yapıyorum. O züppe terzilerin onunu birden cebimden çıkartırım haberleri bile olmaz. Ben orduda generallere elbise dikmiş bir ustayım. Onlara gitseydiniz de boyunuzun ölçüsünü alsaydınız. Hepsi tabela terzisidir onların. Bir paltonun sadece dikişine 70 ruble isterler. Biliyorum Petrovic Usta. Soğuklar bastırmaya başladı. Palton bir haftaya kadar yetişir değil mi efendim? Siz pantolonla paltoyu karıştırıyorsunuz Bay Akakiyeviç. Profesyonel bir palto dikişi 15 günden önce asla bitmez. Peki tamam Petrovic Usta. Kaç günde yetişeceğini sen bilirsin. Evet, palto bitince ben senin daireye getiririm. Olur. Yahu Akaki Akakiyeviç'in nesi var bugün? İlk defa onu evrağın arasında boğulmuş olarak görmüyorum. Sabahtan beri gözü hep kapıda. Birini mi bekliyor yoksa? Bilmiyor musun? Neyi? Yeni paltosu gelecek bugün. Sahi mi? Evet, zavallı bütün bir yıl o palto için yemedi, içmedi ve sonunda diktirmeyi başardı. Tercisi bugün getireceğini söylemiş. O yüzden gözü kapıda. Bak sen, onu gören de paltosu değil sevgilisi geliyor sanırım. Kafayı paltoyla bozmuş herif. Ne yapsın zavallı? Hayatta sahip olduğu tek şey o paltos. Onu giyince kendisine kişilik kazandırdığını sanıyor. Merhaba. Petrovic Usta. Tamam mı? Getirdin mi yeni paltomu? Elbette. Terzi Petrovic bugün getireceğim dediyse getirir. Al işte paltonu. Çabuk aç Petrovic Usta, aç. Tamam. Paltomu görmek istiyorum, hadi. Tamam, bir dakika. Generallere layık bir palto oldu Akaki Akakiyeviç. Görünce çok beğenecek. Hadi hala açamadın şu paketi Petrovic Usta. Evet Petrovic Usta, biz de sabırsızlanmaya başladık. Göster bakayım Akakiyeviç'in paltosunu. Hadi göster artık. İşte Akaki Akakiyeviç'in paltosu. Vay canına. Görünüşe bakılacak olursa çok güzel olmuş. İyi ama bakalım ölçüleri tam aldın mı? Üzerime olacak mı? Hiç merak etme Bay Akakiyeviç. Ölçü almakta Petrovic'in üstüne yoktur. Evet. Şunu giyin de üzerinizde bir görelim bakalım. Evet. Peki giydir bakalım Petrovic. Hadi giydir. Tabii tuttum. Şimdi giyin bakayım. Nasıl oldu? Evet. Vay. Şuraya bakın sayın baylar, nasıl? Kalıp gibi oturdu değil mi? Hakikaten öyle. Sana çok yakıştı bu Akakiyeviç. Yakışacak elbette. Onu kim dikti? Ben diktim. Rusya'nın en ünlü terzisi Petrovic Usta dikti. Eline sağlık Petrovic Usta. Gerçekten çok rahat bir palto olmuş. Artık güle güle eski Akakiyeviç. İyi günlerde giy Akakiyeviç.
Bravo, çok güzel. Tamam tamam, lütfen lütfen arkadaşlar, tamam. Tamam arkadaşlar, sağ olun sağ olun sağ olun. İyi bir bahşişi hak ettim herhalde. Öyle değil mi efendim? Doğrusu benim böyle bir paltom olsaydı 2 rubleden az bahşiş vermezdim. Sen de çok cimrisin be İvan. Ben olsam en az 5 ruble bahşiş verirdim. Tabii tabii. Hatta üstüne üstlük bir de bütün mesai arkadaşlarıma sıkı bir ziyafet çeker. Arkadaşlar teşekkür ederim ama bu işi biraz büyütmüyor musunuz? Alt tarafı bir palto işte. Ne? Şuraya bakın beyler, müdür geldi. Müdür geldi. Hey, neler oluyor orada? Toplanmış ne bağırıyorsunuz böyle? Efendim, sayın müdürüm. Akaki Akakiyeviç'in diktirdiği yeni paltosu gelmiş de ona bakıyorduk sayın müdürüm. Şöyle kenara açılın da bakayım Akakiyeviç'in paltosuna. Bayağı güzelmiş palton Akakiyeviç. Güle güle giy. Teşekkür ederim müdür bey. Bunu kutlamamız lazım. Biz de aynı şeyi söylüyorduk efendim. Akaki Akakiyeviç bu paltoya sahip olabilmek için 1 yıl yemedi, içmedi, para biriktirdi. Bize ziyafet çekmesini istiyoruz yani. Evet, isteriz. Evet, peki. Akakiyeviç'e yüklenmeyin şimdi. Hem 1 yıl para biriktirdi diyorsunuz, hem de ziyafet çekmesini istiyorsunuz. Bu görevi ben yükleniyorum. Bugün benim isim günüm. Akşam hepiniz bizim eve davetlisiniz, tamam? Sağ olun müdür bey, sağ olun. Evet. Şimdi işinin başına dönebilir herkes. Akşam bizim evde görüşürüz. Tabii müdür bey. Doğrusu paltonuz çok güzel Akaki Akakiyeviç. Sizi bambaşka biri yapmış. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Umarım arkadaşlarınız da beğenmiştir yeni paltonuzu. Evet, hepsi de beğendi. Hatta daire müdürü paltomun şerefine bu akşam evinde vereceği isim günü partisine davet etti beni. Ne güzel. Paltonuzu giyerek gidin siz de. Ben böyle eğlencelerden pek hoşlanmam efendim. Ama gitmezseniz de çok ayıp olur sonra. Hem davet eden daire müdürü dediniz, öyle değil mi? Evet öyle, gitmem gerekiyor tabii. Hem böylece gece yürüyüşünde paltomun bedenimi ısıtıp ısıtmadığını da deneme fırsatı bulurum. Buyurun beyefendi. Ben müdür beyle aynı yerde çalışıyorum. Beni davet ettiler de efendim. Hoş geldiniz efendim. Paltonuzu alayım. Paltomu mu? Vermesem olmaz mı? İçerisi hayli sıcak efendim. Sonra terlersiniz. Ayrıca misafirlerin paltoyla ev içinde dolaşması doğru bir şey değil. Öyle mi? Peki vereyim. Yeni galiba. Evet efendim, palto mu? Tabii. Daha bugün diktirdim, beğendiniz mi? Çok güzel dikilmiş, size de çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Buyurun alın. Yalnız dikkat edin, ona çok iyi bakın. Hiç merak etmeyin efendim, giderken yine benden alırsınız. Sağ olun. Şuraya bakın, kim geldi arkadaşlar? Akaki. Neden geç geldin Akakiyeviç? Benim evden burası bir hayli uzak da. Yoksa yürüyerek mi geldin Akakiyeviç? Evet efendim. Hava çok soğuk ama inanın ben hiç hissetmedim. Palton beni gayet güzel koruyor. Evet, paltosu. Arkadaşlar, Akaki Akakiyeviç'in meşhur paltosunu içinizde görmeyen var mı? Nasıl görmezsiniz? Daha bugün terzisiz getirdi. Harika bir palto. Akaki Akakiyeviç, hadi paltonu giy de görmeyenler görsün dostum. Yapmayın, beni utandırıyorsunuz. Alt tarafı bir palto işte. Öyle deme, sıradan bir palto değil o. Hadi giy de millet görsün. Evet ama... İşleriz. Evet. Hadi bakalım Akakiyeviç. Giy de göster şunlara paltonu. Yoksa sabaha kadar susmazlar. Peki müdür bey. Az önce size vermiştim paltomu. Verir misiniz lütfen? Gidiyor musunuz? Hayır ama giyeceğim. Sahi mi? Üşüdünüz mü yoksa? İçerisi hayli sıcak ama arkadaşlar paltomu görmek istediler. Şu mesele. Tabii vereyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Giydim işte. Çok güzeldi Akakiyeviç. Harika yani, bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi de yiyip içelim. Herkes büfeye. Akakiyeviç.
Şey müdür bey, eğer izin verirseniz gitmek istiyorum. Bu saatte mi? Gelenin oldu ki Akaki Akakiyeviç. Haklısınız müdür bey ama evim çok uzakta. Sonra sokaklarda çok ıssız. Daha fazla geç olmadan gitmek istiyorum. Peki dostum, geldiğin için teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Hey Akaki Akakiyeviç, paltona dikkat et. Hırsızlar çalmasın dostum. Ben gidiyorum. Paltomu verir misiniz? Tabii efendim. Askıdan alırken dikkat edin lütfen. Bir yere takılmasın. Merak etmeyin efendim. Yere düştü. Dikkat edin demedim mi ama size? Sakin olun efendim. Bir şey olmadı. Biraz tozlandı sadece. Şimdi temizlerim. İvan paltona dikkat et demekle neyi kastetti acaba? Hırsızlar beni neyimi soyacak ki? Cebimde bir kuruş bile yok. Her kuruşumu bu paltoya harcadım. Sokakta amma hırsız ha. Neyim var Necin? Keşke hiç gelmeseydim. Ama paltom hakikaten bir harika. Bu soğuğa rağmen hiç üşümedim. Petrovic usta hakikaten bir usta terziymiş. Hey sen! Eyvah! Bu da kim? Bana mı sesleniyorsun yoksa? Hey sen dedim, duymadın mı beni? Aman ne korkunç bir adam. Tipine bakılacak olursa hayduta benziyor. Bana mı seslendiniz bayım? Evet sana seslendim. Adın ne senin bakayım? Akakiyeviç efendim. Efendini sevsinler. Söyle bakalım nereden buldun o üstündeki kürklü paltoyu? Ben bulmadım. Bu palto benim. Yani kendi paltom. Yalan söyleme yoksa şu elimdeki bıçakla doğrarım seni. Durun yapmayın. Yapmayın ne olur. Yemin ederim ki bu palto benim. Senin ha? Ne iş yapıyorsun sen bakayım? Ben devlet memuruyum. Dairede çalışıyorum. Madem öyle senin gibi 3 rublelik bir devlet memuru böyle bir paltoya nasıl sahip oluyor? Ben para biriktirdim. Vay uyanık vay. Para biriktirmiş. Seni hırsız seni. Hiç inkar etme. Sen bu paltoyu çaldın arkadaş. Yo yemin ederim ki çalmadım. Bir de utanmadan yemin ediyor. Bu palto benim. Benden çaldın onu. Hayır. Ne dediğimi duydun? Çıkart bakalım paltoyu ahbap. Lütfen rica ederim. Bu palto benim her şeyim, hayatım. Onu diktirmek için 1 yıl süreyle para biriktirdim. Yalvarırım almayın onu benden. Yalvarırım. Bak, paltoyu efendi gibi çıkartıp verecek misin yoksa şu bıçakla seni öldürüp de ondan sonra mı alayım? Ha? Ne dersin? Bak 3'e kadar sayacağım. Ya paltoyu canlıyken verirsin ya da cesedinin üzerinden alırım. 1 2 Durun. Tamam paltoyu veriyorum. Şöyle. Elimi kana bulamaktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. Eyvallah. Hadi satılık palto. Palto var. Satılık palto. Palto. Paltomu çaldılar. İmdat yetişin. Paltomu kurtarın. İmdat. Allah kahretsin. Ne biçim memleket bu? Yolda adam soyuyorlar. Kimsenin umurunda bile olmuyor. Şu ileride bir bekçi kulübesi var. Gidip bekçiye haber vereyim. Hemen hırsızı yakalasın. Bekçi efendi. Uyuyor. Millet dışarıda soyulurken adam uyuyor. Uyuyor burada. Hey uyan be adam. Ne oldu? Kim? Ne var? Ne oluyor? Daha ne olacak? Yolda adam soyuyorlar, sen burada uyuyorsun. Ne uyuması? İftira atma. Uyudum falan yok benim. Uyuyordun işte. Seni horlarken yakaladım. Sürüm süründüreceğim seni. Bana bak, kendine gel. Kendine gel be adam. Görevli bir memura görev başına hakaret edemezsin sen. Ederim. Çünkü uyuyordum burada. Hayır uyumuyordum. Gördüğün gibi ayaktayım ve görev başındayım. Eğer bir şikayetim varsa... Var tabii var. Az önce gözü dönmüş eli bıçaklı bir haydut beni soydu. Sahi mi? Neyinizi aldılar? Paltomu. Yeni diktirdiğim, bugün sahip olduğum paltomu çaldı. Ya vay namussuz. Eskiden aç kaldıkları için çalıyorlardı. Demek şimdi de üşüdükleri için çalıyorlar öyle mi? Bırak şimdi yorum yapmayı da git hırsızı yakala ve paltomu geri getir. Bu senin görevin. Hayır hiç bile görevim değil. Eğer paltonu çalanları yakalamak istiyorsan yarın gündüz polise gider dilekçe bildirirsin tamam mı? Çalınan paltonu bulmak onların görevidir. Peki sen ne işe yararsın be adam? Bağırma bana. Ben bekçiyim. Hırsızları korkutmak için sadece ve sadece düdük çalarım ve buraya içeri girerim. Yerin dibine batsın düdüğünde sende. Canım paltom gitti. Ona tam 80 ruble saymıştım. Ve daha dolu dolu bir gün bile giymemiştim.
Aman Allah'ım Akaki Akakiyeviç, ne oldu size, bu ne hal? Sormayın efendim. Müdür beyin davetinden dönerken eli bıçaklı bir haydut paltomu çaldı. Ne? Paltonuzu mu çaldılar? Evet, paltomu çaldılar. Uğruna bir yıl yiyip içmeyip para biriktirerek diktirdiğim paltomu çaldılar. Ah, vah vah vah. Elleri ayakları kırılsın. Dilleri tutulup gözleri kör olsun. Alçak şerefsiz haydut, bunu nasıl yapar bana? Milyonlarca insan paltoyla dolaşırken neden beni kurban olarak seçti? Üzülmeyin Akaki Akakiyeviç. Beni de üzüyorsunuz. Nasıl üzülmem efendim? O paltoyu ne şartlar altında diktirdiğimiz siz herkesten iyi biliyorsunuz. Bilmez olur muyum? Mumdan tasarruf etmek için bütün bir sene geceleri benim odamda oturdunuz. Benim çayımı içtiniz. Ne yapacağım şimdi efendim? Gece bekçisine şikayet ettim, ilgilenmedi bile. Gece bekçisi kendini korumaktan aciz, zavallının teki. Siz en iyisi yarın sabah karakola gidip komiserle konuşun. Komiserle mi? İlgilenir mi acaba? İlgilenir, ilgilenir. Kendisi beni tanır. Çok iyi bir insandır. Her pazar kiliseye gider. Size yardımcı olacağından eminim. Haklısınız. Yarın eski paltomu giyip komisere şikayetimi arz edeceğim. Buyurun, neyi istemiştiniz bayım? Komiserim, adım Akaki Akakiyeviç. Devlet memuruyum. Üstünüzdeki paltodan belli oluyor. Şikayetiniz nedir, onu söyleyeyim. Efendim, Anna Semyonova'nın da selamı var size. Yani sizi tanıdığını söyledi. Doğrudur, kendisini tanırım. Dün gece eli bıçaklı bir hırsız yolumu çevirip paltomu çaldı. Peki, gecenin o saatinde ıssız yollarda ne işiniz vardı? Daire müdürünün paltomun şerefine verdiği bir parti vardı. Müdürümün isim günü için evinde toplanmıştık. Çay partisi vermişti. O davetten dönüyordum efendim. Şu çay partisi dediğiniz içki alemi olmasın Bay Akaki Akakiyeviç? Nasıl yani? Şu kötü evleri kastediyorum. Onlardan birinden mi geliyorsunuz? Bana bakın. Ben şerefli bir devlet memuruyum. Böyle asılsız suçlarla itham edemezsiniz beni. Sakin olun lütfen. Hayır, olmayacağım. Dün gece paltomla ilgilenmeyen, görev başında uyuyan o bekçiydi. Şikayetimle ilgilenmeyen sizi de şikayet edeceğim. Benim önemli makamlarda tanıdıklarım var. Eğer paltom bulunmazsa başınıza gelecekleri siz düşünün artık. Durun durun. Sakin olun canım. Madem önemli mevkilerde tanıdıklarınız var, gereği yapılacaktır. Şikayet dilekçesini yazıp girişteki memura bırakın. Paltomu bulacak mısınız peki? Sonucu size adresinize resmi yazıyla bildiririz. Şimdi gidebilirsiniz. Ya arkadaşlar, Akaki Akakiyeviç'e bir şey mi oldu acaba? Yani 20 yıldır bir kez olsun işe geç kalmazlık yapmamıştı. Nerede? Sakın hasta olmasın. Aa, yok canım, o hasta olmaz, taş gibi adam. Belki de yeni paltosuna kavuşmanın sevinciyle uyuyakalmıştı. yapma, gecikti işte. Günaydın. Hah, geldi. Yahu nerede kaldın dostum, seni çok merak ettik. Ah, yeni paltona ne oldu Akakiyeviç? Niçin eskisini giydin? Yoksa yenisine kıyamadın mı? Yeni paltomu dün gece çaldılar. Aha, ne? Sen ne dedin? Çaldılar mı? Evet, bıçaklı bir haydut üzerimden aldı paltomu. Ah, ne günlere kaldık. Nasıl oldu peki? Sokak çok ıssızdı ve kimseler yoktu. Niyeti ciddiydi. Paltomu vermeseydim beni öldürecekti. Hay aksi. Gerçekten çok üzüldük Akakiyeviç. Polise haber verdin mi? Verdim ama bir işe yarayacağını sanmıyorum. Dilekçe yazıp bırakmamı istediler. Polisler katilleri bile yakalayamazken paltomu nasıl bulacaklar, söyler misiniz? Doğru tabii. Ya, doğru söylüyor. Bak aklıma ne geldi Akakiyeviç. Bizim daire müdürünün geniş bir çevresi vardır. Üst makamlarda da tanıdıkları var. Durumu git ona anlat, sana yardımcı olabilir. Hı? Evet evet. Olur, belki faydası olur. Yazık. Zavallı Akakiyeviç. O palto için ömrünün bir yılını neredeyse yoksulluk içinde geçirdi. Yemedi, içmedi, para biriktirdi. Tam paltosuna kavuştuğu gün haydutun biri üzerinden aldı. Olacak işte. Bundan sonra yeni bir palto almaya ömrü yetmez zavallının. Evet, doğru. Evet. Aha, bakın aklıma ne geldi arkadaşlar. Bakın, aramızda para toplayıp Akaki Akakiyeviç'e yeni bir palto alalım. Ne dersiniz? Bu biraz zor olur İvan. Neden? Unuttun mu? Bu ay içinde iki kere aramızda para topladık. Üçüncü bir sefer toplayacak paramız kalmadı. Bu da doğru. Şube müdürünün emriyle emekli ayrılan genel müdüre hediye aldık değil mi? Doğru. İkincisinde de bir yazar arkadaşın yeni çıkan kitabını kütüphaneye hediye etmek için para toplamış. Doğru. Evet, değil mi? Bu doğru. Şimdi hayır, nereden para bulacağız? Evet. Doğrusu paltonun çalınmasına çok üzüldüm Akaki Akakiyeviç.
Keşke dün gece seni evimdeki partiye davet etmeseydim. Bunda sizin suçunuz yok efendim. Rusya'da ahlak ve asayiş diye bir şey kalmamış. Hırsızlar çalıyor, polisler onları yakalamak için kıllarını bile kıpırdatmıyor efendim. Polisten umudunu kes dostum. Paltonun normal yollardan bulunabileceğini sanmıyorum. Tanıdığım nüfuzlu bir bürokrat var. Onu devreye sokarsak polise tazyik ederek paltonu buldurabilir. Sahi mi efendim? Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Eğer izin verirseniz hemen o nüfuzlu bürokrata gitmek istiyorum. Tabii tabii. Al kartını vereyim sana. Benim gönderdiğimi söylersin. Sağ olun. Sağ olun müdür bey. Sağ olun efendim. Yönetimin temel şartı disiplin ve sertliktir dostum. Haklısınız efendim. Eğer bir yeri doğru dürüst yönetmek istiyorsanız yapacağınız ilk iş sertlik olmalıdır. Kimseye acımayacaksınız. Yüzüne gülmeyeceksiniz ve her zaman her şartta ciddi olacaksınız. Şüphesiz haklısınız efendim. Hiç kimsenin terbiyesizlik ve saygısızlık yapmasına müsamaha edemem. Bana saygısızlık makama saygısızlık, makama saygısızlık da kutsal devlete saygısızlık demektir. Aynen, söylediklerinize katılıyorum efendim. Gir. Affedersiniz efendim. Evet sekreter hanım. Ne istemiştiniz? Bir bay sizinle görüşmek istiyor. Kimmiş? Akaki Akakiyeviç adında biri. Şerefli bir devlet memuru olduğunu söylüyor. Ne biçim tabir o öyle? Başka memurlar şerefsiz mi yani? Herhalde değildir efendim. Ben bu isimde birini tanıdığımı hatırlamıyorum. Niçin gelmiş? Söylemiyor efendim. Konunun çok önemli olduğunu ancak size anlatabileceğini ifade etti. Peki kim göndermiş bu herifi? Bilmiyorum. Elinde sizin kartınız var efendim. Al bakalım içeri ne istiyormuş öğrenelim. Peki efendim. Bay Akakiyeviç girebilirsiniz efendim. Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim. Affedersiniz efendim. Söyleyin bakalım nedir anlatacağınız önemli mesele. Şey için gelmiş. Şeyi bırakın da anlatın. Sizi dinliyorum, evet buyurun. Yani dün gece bizim daire müdürümüzün evinde verdiği partiden dönerken şey oldu efendim. Ne oldu? Şey oldu, bir hırsız, daha doğrusu haydutun teki elinde bıçağı vardı. Evet sonra? Paltomu çaldı saygıdeğer efendim. Polise başvurmadınız mı? Vurdum efendim. Olay yerinde bekçi kulübesi vardı. Şikayete gittim, uyuyordu. Bu sabah da komisere gittim ama ilgilenmedi. Sonra bizim daire müdürü bana sizin kartınızı verdi ve size gelmemi söyledi. Paltonuza üzüldüm Bay Akakiyeviç. Ben o paltoyu yaptırmak için tam bir yıl yani 365 gün az yedim az içtim. Tasarruf etmek için mum yakmadım, çay içmedim. Ayakkabılarım eskiyip de tamir ettirmemek için burunlarına basarak yürüdüm. Kısa kesin. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Ekselansları paltomun bulunması için ilgili makamlara emir vermenizi istirham ediyorum efendim. Bayım siz nasıl bir devlet memurusunuz? Size resmi usulleri öğretmediler mi? Nerede olduğunuzu sanıyorsunuz siz? Bir mahalle karakolunda mı? Kimle konuştuğunuzu sanıyorsunuz? Bir hırsızlık masası polisiyle mi? Her makama başvurmanın bir usulü vardır. Önce kalem müdürlüğüne bir dilekçe verecektiniz. Dilekçeniz şube müdürlüğüne havale edilecek, oradan sekreterime gelecek ve sekreterim eliyle bana ulaşacaktı. Ekselansları müsamahanıza sığınarak zaman kazanmak istedim. Hem bilirsiniz sekreterlere pek güven olmaz. Ne? Siz ne konuştuğunuzun farkında mısınız? Şu söylediğiniz sözler resmen suçtur. Size soruyorum. Ne söylediğinizin farkında mısınız? Çabuk dışarı çıkın. Terk edin makamımı. Zavallı Akaki Akakiyeviç nüfuzlu bürokratın odasından nasıl çıktığını, eve hangi yollardan geldiğini hatırlamıyordu. Sanki kendisini taşıyan vücut onun değildi. Bulutların üzerinde yürür gibi karlara basıyor, esen tipiyi hissetmiyor, zorlukla nefes alıyordu. Yatağa uzandığında boğazı şişmiş, alnında soğuk ter taneleri birikmişti. Ertesi gün yataktan kalkamadı. Sonraki günlerde de rahatsızlığı giderek artınca ev sahibesi Anna Semyonova doktor çağırmak zorunda kaldı. Akaki Akakiyeviç'in nesi var doktor? Yazık. Hastanız şiddetli bir hummaya yakalanmış Anna Semyonova. Peki bu hummadan kurtulabilecek mi doktor? Hemşire, üzülerek söyleyeyim ki yapabileceğim bir şey yok. Hastanız gidici. İki güne varmaz ahirette sevdiklerine kavuşur sanırım. Aman Allah'ım, yani ölecek mi? İlaç falan alsak? Bence siz ilaç yerine ona bir tabut ısmarlamaya bakın. Pahalısına da gerek yok. Çamdan olsun yeter. Peki doktor bey, sizi yolcu edeyim. Zavallı adam.
çalınan paltosu yüzünden ölecek. Akaki Akakiyeviç. Petrovic usta, bana yeni bir palto dik. Ama üzerinde hırsız kapanlara bulunsun. Zavallı, ateşler içinde sayıklıyor. Rüyasında paltosunu görüyor galiba. Paltomu istiyorum. Yakası kürklü paltomu. 80 ruble verdiğim paltomu istiyorum. Üzülmeyin Akaki Akakiyeviç. Siz iyi olun, yeni bir tane diktirirsiniz. Eski paltomu neden astınız? Yenisi nerede? Kendinizi yormayın Bay Akakiyeviç. Lütfen, lütfen yormayın kendinizi. Ekselansla, özür dilerim. Paltomu bulmanızı istiyorum. Bulun onu, bulun bana. O hırsızları yakalayın lütfen. Merak etmeyin. Yakalayacaklar Bay Akakiyeviç. Siz iyi olun yeter ki. Size bir çorba yapayım mı Bay Akakiyeviç? Bay Akakiyeviç. Beni duymuyor musunuz Bay Akakiyeviç? Aman Allah'ım, ölmüş. Akaki Akakiyeviç ölmüş. Allah'ım, Allah'ım, zavallı öldü. Bir balta uğruna öldü. Evet. Akaki Akakiyeviç büyük fedakarlıklarla sahip olduğu paltosunun çalınmasına dayanamayarak kahrından öldüğünde geriye ondan sadece 3-5 tüylü kalem, bir demet resmi antetli beyaz kağıt, 3 çift çorap, 2 takım iç çamaşırı, bir gömlek, bir eski pantolon ve duvarda asılı eski dökük paltosu kalmıştı. İşte şerefli bir devlet memurunun geride bıraktığı bütün mal varlığı buydu. Palto adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.